Selamlar herkese. Hançer ben. Kingdom Come Deliverance maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Sir Hanush buralarda bize yüz vermiyor. Şu anda konuşamıyoruz. Adamın havasına bakar mısınız? Şu yürüyüşe, şu endama bakar mısınız? On numara. Ama konuşamıyoruz onunla. Gibi. Köşeyi döndük arkadaşlar. Yani o kadar da zengin değiliz ama iyi miktarda bir paramız var artık. Ve 3600 paramız var. Ve şahane duruyoruz. Bakar mısınız kırmızılar içinde? Cesur bir şövalye. Bu bölüm ne yapacağız? Haydi questlerimize bakalım öncelikle. Topal adamı bulabiliriz. Bulabiliriz ama okuma yazma da öğrenmek istiyorum açıkçası. Teresa ile konuş ve flörtleş diyor. Bunu da yapabiliriz. Öğleden önce boş vakti oluyormuş. Yarın sabah yaparız. Belki de okuma öğrenmem gerek diyor. Bu quest'i takip edecek olursak bakalım nerede? Ciddi olamazsın. Buraya mı gitmem gerekiyor? Ne kadar uzakta? Ve haydutu da burada buluyoruz. Okey, oraya gideceğiz o zaman arkadaşlar ama güneş batıyor. Şimdi yapmamıza gerek yok. Neuf haydutunu bul. Topal adamdan mı bahsediyor? Galiba. Galiba. Neuf burada. Neuhof. Bayağı yukarıda. Okey. O zaman uyumadan önce bir iki etraftaki quest'e bakalım. Şurada bir şeyler görüyorum mesela. Sonra uyuruz. Sabah bir Teresa ile konuşuruz. Sonra da kuzeye doğru yol alırız. İki quest'i beraber yapmaya çalışacağız. Hancı ile konuşalım. Belki bir şeyler biliyordur etrafta. Good day to you. Do you know if there's anyone around here who could use my help? Aye. There could be something for you. It might not be to your liking though, on account of it's the executioner. Cellat da aramız kötü. Cellat quest olmasın. Of course. Folk here don't want to have anything to do with him. En son kavga etmiştik. Daha doğrusu dayak yemiştim. The more they gossip about him. Oh, and another thing. You're the blacksmith's son from Scullet's, ain't you? The bailiff here could probably use you. He's got some jobs for the Scullet's refugees. But he's not sure who's good for what. He was moaning about it here yesterday. Güzel, bu quest daha iyi. O quest daha iyi. Onları alırız arkadaşlar. Şimdi. Şurada bir tane quest var. Burada. Kuneş dileniyor. Hehehe, kıyamam. Oyunun başında hatırlıyorsunuz. Babamın baltasını falan çalmıştı. Tipine bak. Halen borcu alamıyorum değil mi? Aslında şeyim çok arttı. Konuşma yeteneğim. Belki ikna edebilirim. Evet, bence artık ikna edebilirim. Yalnız ilişkimiz çok kötü. 22. Bayağı düşük. Gerçekten beni sinirlendirmek mi istiyorsun? 11 artı 2. Artık ikna edeyim. Really think that's wise? No, eh, sonunda. Fine, I owe you. And what am I supposed to do about it? You think you'll get anything from me? Look at what I've got. But maybe I could. Maybe I could tell you where you can find some money. If you forgive my debt, that is. Olur. All right then. Hazine haritası mı verecek? Start talking. No. First I want you to swear you won't be demanding anything else from me. Adam bitmiş zaten, tipine bakar mısın? İyi, tamam, hadi. Yani borca da sileyim gitsin borcumuzu hayrına. I don't know who said it. It's a miracle I could even hear it in that chaos. Either way, somebody hid a lot of coin under a dovecot. Under a dovecot. And that's it. Güvercinlik ne demek ya? How many dovecots could there be in Scarlet? If you've got the guts to go back there, you're bound to find it. Fine. We'll see. Okay, oraya yolumuz düşerse arkadaşlar alırız quest'i.
Güzel, o da aradan çıktı. Bakalım buralarda bir şey var mı? Aslında dövüş alanına gidip antrenman yapmak istiyorum birazcık. Ama şu anda geç oldu. Muhtemelen orada değil. Bu saatte şey. Beyefendi. Burada da bir quest var. Şu anda bakalım mı? Şöyle bir fast travel atacağım. Ama... Ha, iptal edemiyoruz fast travel'ı. Yolda inecektim. İnemedim, oraya kadar gitti. Sıkıntı yok. Ben durdurabiliyoruz zannediyordum fast travel'ı. Ve quest'in tam nerede olduğunu çözemiyorsunuz bu oyunda. Şeye gideceğiz galiba. Baş muhafız mı? Öyle bir şey dedi ya. Bailiff. Üst katta olabilir. Daha önce burası değil. Kilit burası. Demirci varmış. Kılıcı bileyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve ben hiç yapmayı becerememiştim daha önce. Isırgan. Canı %99. Şu anda gerek yok gibi. Şu şeyi nasıl temizleyeceğim ya? Şöyle koyuyorsunuz. Doğru bir açıyla tutmanız gerekiyor. Of, şu detaya bakar mısınız? Ve bas, hem açısı önemli hem baskısı önemli. Ben bunu yapmayacağım şu anda. İleride bakarız. Onunla uğraşmayacağım şu anda. Çünkü yanlış baskı yaparsanız, çok bastırırsanız veya açı yanlış tutarsanız yanıyor kılıç, böyle dumanlar çıkıyor, köreliyor. O yüzden çok tehlikeli bir şey o. Çalışıp yapmak gerekiyor. Kılıç bilemeyi bile. Bu quest nerede bilmiyorum. Şuradan girelim. Hiçbir fikrim yok bu quest nerede. Şu ortada meydanda gibi duruyor. Hah, buradan mı çıkacağım? Hayır. Neyse, sabah bakarız. Güneş battı, hiçbir şey göremiyorum. Buralardaki binalar çok karambol arkadaşlar. Şehrin tam burasındaki binalar. Neyin nerede olduğu pek belli değil. Bu kapı bile değil. Bu ne böyle? Yok, o arkaya giderseniz orada sandık vesaire var. Şahane şeyler çalabiliyorsunuz. Ama ihtiyacım yok şu anda, öyle pislikler yapmayacağım. Ha, bu ara sokağa giriyorsunuz. Hiçbir şey gözükmüyor şimdi de. Meşalemi takayım. Ha, meşaleyi takınca kalkanı çıkarıyor yandaki elimden. O yüzden bölümlerdir neden kalkanım çıktı diyordum. Çünkü meşaleyi takıyorum akşam. Yavaş yavaş jeton düşüyor. Halen açık ofis. Adam burada bir yerdeydi ama biraz geç oldu aslında. Evet, girmeyelim. Kitap var mı buralarda okuyabileceğim? Yok muhtemelen. Okey. Uyuyoruz o zaman arkadaşlar. Burada da bir quest var. Burada da bir şeyler var. Yavaş yavaş yaparız. Bu yerden yapamazsın diyor. Sokağa çıkalım. Ciddi misin? Ayağımı burktum biraz önce. Deli gibi quest var oyunda. Ve vakit alıyorlar. Ratay turnuvasında bahis oynamak ister misin? İstemem. Pis pis işlerle uğraşıyor ya. Adam. Hiç düzgün hiçbir şey yapmıyor. Yel değirmeni olayı da tamamen şey. Üstünü örtmek için bu yaptığı şeylerin. Hırsızlığın falan. Şimdi mesela kitap okuyabiliyorsunuz. Yanımda kitap var ya. Ama tıklasam anlamayacak. Oku dedim. İyi, yine okuyabiliyor biraz. Devam edemeyecekken kendini biraz daha zorla. Ne
ne ters gidebilir ki? Aa, çok iyi. Çalış desem okuyamıyorum. Aa, gerizekalı Henry ya. Yapacak bir şey yok. Orta çağdayız. Uyuyalım. Yani onları okuyabiliyorsunuz. Ama şimdi kitap öğrenmeye gideceğiz. Halledeceğiz bu işi. Sabah olsun. Canımız fullensin. Çok iyi. Ben onu hatırlamıyordum kitabı açınca öyle harflerin rastgele gözükeceğini. Yine aslında kötü değil bence becerimiz. Kassak okuruz. Sıfır değiliz. Harfleri en azından görebiliyorum. Bir şeyler yiyelim. Ratay'da turnuva varmış yarın. Bugün mü yarın mı? Katılabilirim aslında şu anda. Biraz dayak yeriz ama hem yiyemiyorum. Hem antrenman yapmış olurum arkadaşlar. Buraya bir şey koymak istiyor muyum? Üçüncü harita. Yo. Yok. Bu arada şahane bir yay varmış. Onu fark etmedim. Damage'ı 74. Benimki 42. Bu... Nereye gitti? Ata koydum. Tuşları halen karıştırıyorum. Kaçıncı bölüm oldu? Avcılıkta level atlamışız. Boynuz düşecek artık hayvanlardan. Başka? Köpek dişi düşebilir. Avlanmış hayvanlardan sakatat alabilirsin veya ölü hayvanların derilerini yüzebilirsin. Hepsi çok iyi. Derilerini yüzelim. Şu yayı taktım. Haydi gidelim. Teresa ile konuşabilirim aslında. Ama uyanmadı. Biraz erken kalktık. Köpek yol tıkıyor. Çekil oğlum. Şimdi... Fast travel atacağım. Muhtemelen yolda yolum kesecekler. Buraya fast travel atacağız. Sonra kuzeye gideceğiz. Hem bu main quest'e gideceğiz. Eşkıya topala bulacağım. Hem de burada bir şehir var anladığım kadarıyla. Katiple konuşacağız. Fast travel atmadan önce acaba atıma binmem gerekiyor mu? Bir fark var mı? Mesela atıma binmiyorsam yaya mı gidiyor? Onları bilmiyorum. Bu arada karnım çok aç ya. İçerideki yemeği yiyemedim ama. Neyse orada bir yerde buluruz yemek. Kesin yolumu kesecekler. Bu arada öleceğim açlıktan. 26. 25. Açlıktan bayılıyorum. Turnuvayı da aslında katılsa mıydım ya? Geri dönüp turnuvaya katılasım var. Bir daha okuyalım mı? Bugün mü yarın mı bir türlü anlamadım. Turnuvası. Turnuvaya katıl diyor. Haydi turnuvaya katılalım arkadaşlar. Uyuduğum için save attı. Sabah. Çok hızlı bir load atayım. Katılalım. Abi, gerçekten pratik olur. Hem level atlarız. Aynen sabah şey attım. Load attım. Hem level kasarız. Hem de ben birazcık pratik yapmış olurum. Yani yeneceğimden değil de. Şuraya fast travel. Orada şey kampında kazan var. Yemek yiyeceğim. Burada da varmış. Oh. Şimdi turnuvaya gidebiliriz. Yeah.
şurada olmalı. Bu arada çok erken. Turnuva başlamamış olabilir. Burada da yemek var. Biraz daha mı yesem? Açlığım kaç? Besin 51. Bir tane daha yiyebilirim. Şimdi doydum. Lordum günaydın. Adam sabah kalkıyor. Sabahın köründe. 10 numara adam bu. Kasabalı. Şuralara çıkarsak yatak odaları var lordların aslında. Efsane questler vesaire var. Bir de DLC gördüm. DLC'lere henüz girmeyeceğim. Bir okuma öğreneyim en azından. 1-2 saat ilerletelim arkadaşlar. İnsanlar kalksın. Şöyle 2 saat. Evet. Welcome to the renowned. Ayağına ne olmuş? Ayağına bir şeyler olmuş. Ben geldim. Sir Henry yazabilirsiniz oraya. DLC mi turnuva? Aa, bilmiyordum. Turnuvaya katılmak istiyorum. All right. As long as you've got the enrollment stake, Sir Henry's rule is every contestant has to put up 60 mı? Bedava. Çok fazlaymış. Ödedim gitti. 3600 paramız var. Lord Henry. I'll make a note of that. And I need to know what weapon you choose. Hiçbir fikrim yok hangi silah kullanacağım. Kalkan çok iyi olabilir. Bloklamak açısından. Ama ben uzun kılıçta da kasmak çok istiyorum. Hepsini deneyelim arkadaşlar. Kazanacağımdan değil de. Good. Get yourself ready. Muhtemelen ağzıma vuracaklar. Sağ klikle perfect block. Çünkü eğitimini almadım. Eğitimi almam gerekiyordu. Biraz daha. Kabla. Jake the Steak, a brewery hand from Rattai. Welcome our warriors. All is prepared for the first duel. Kimleri izliyor, tanıdık var mı? Yok, rezil olmayacağız, tanıdık yok. Evet, Q ile perfect block yapacağım, combo atacağız sonra. Ağzıma vurdu, kıpırdayamıyorum bile. Kıpırdayamıyorum bile, staminam 0. Kaybettik. Darmadağın olduk arkadaşlar işte. Eski kazanmamız mümkün değil oyunun başında. Eridi staminam. Şimdi kalkanla. Bakalım biraz daha savunabilirim belki şimdi. Kurva fix! Cut! Yok, yine hiçbir şey yapamıyorum. Ağzıma vuruyor. Perfect block bile çıkmıyor bazen. Yok, çıkmıyor. Evet, mümkünatı yok arkadaşlar şu aşamada kazanmamın. Arda sırada bloklayabiliyorum. Okey, vurdum da bir tane ama adamın canı bile oynamıyor. Yok, staminam da çok az. Neyse, güzel tecrübe oldu. What's up? Shit yourself? Komboları vesaire de açmak gerekiyor bu arada. Güzel tecrübe oldu. Yani
banditlere niye dayak yediğimi anladım şu anda. Çünkü savaşmayı bilmiyoruz. Hiç bilmiyoruz. Güzel, kuvvetli level atladım. Öyle kılıçlarımız kenetlendiğinde bir şey yapmam gerekiyor mu? Bilen var mı? Ben otomatik çözümleniyor. Aa, belki de sol klik yapmalıyım. Güzel, birkaç tane vurdum en azından. Bunu da saplayabiliyoruz. İlk savaşa göre en azından biraz daha iyiydi. Topuzda level atladım, süper. Her silahta ayrı level atlıyorsunuz. Combo yiyorum kafama. Neyse ileride alacağız arkadaşlar bunları. Henüz çok erken. Galiba kazandı. Elendik. Haftaya görüşürüz. En azından canım falan doldu. Bu adam mıydı? Yan kesicilik yapalım. Sıkıntı yok. Hiç kasmadığım level 0 olduğum silahlarla zaten mümkünatı yoktu. Dersimizi aldık. Şimdi bu ne? Combat Trainer mı? Aa, bir de eğitim de alalım mı arkadaşlar? Gerçekten eğitim almak istiyorum birazcık. Çok yardırıyoruz. Hazır buradayken reis. Perfect Strike diye bir şey öğreniyorsunuz çünkü. Onu engelleyemiyorlar. İdman. Uf, hangi birini yapalım? Talim silahıyla dövüş eğitimi. Birinciden başlayalım. Üstüm başım yine kirlendi. Baltalı mızrak. Uzun kılıç yapalım. Acaba bu antrenmanları yaparken üstümü çıkarmalı mıyım? Çünkü üstüm yıpranıyor olabilir. Ama tahta kılıç var bir yandan da. Aslında komboları öğret demem de mantıklı olabilir. Çünkü tokatlıyor beni. Neyse, her darbede kasıyoruz bu arada. Experience geliyor. Yes, kılıçla level atladık. İşte böyle yapmamız gerekiyor. Her zaman blok çıkmıyor. Arada sırada çıkıyor sadece perfect blok. Aa, level atladım ana seviyede. Kenara sıkıştırdım. Çıktı. Bayağı kasıyorsunuz ya bu antrenmanda. Bütün gün yapsanız canavar olursunuz. Oh.
Bir tane daha level atlayayım. Sonra bırakacağım. Bana kalsa bütün gün gerçekten yaparım bunu. Çünkü gerekli. Kombatta yeriyoruz yoksa. Ama söz verdiğim gibi okumayı da öğrenmek istiyorum. Ve galiba çeviklik, kuvvet, kılıç bunların hepsini aynı anda kasıyoruz savaşırken. Şeye de bakacağım bir sonra kapıştığımda, zırhımın canına bakacağım. Sonra kombata gireceğim. Çünkü zırhım güzel. Eğer kalitesi eriyorsa kapışırken büyük sıkıntı var. Ama tahta kılıçla bir şey olmuyor diye düşünüyorum. Neyse, yeter gibi. Teslim oldum. Bakalım. Zırh. Şu kaliteli şeyin canı 87. O aklında kalsın. Gitme Bernard. Gerçek silahla gerek yok. Combo. İleri seviye hamleler, savunma. Komboları... İstersen de öğretecek bana. If you want to really hurt your opponent, it's no use just flailing at him and hoping you get lucky. You need technique, but using skilled moves is no easy matter. There's no miraculous strikes you can learn that will ensure you win every duel. You've got to work those techniques into your combat. Force your opponent into a position you want him in, and then attack unexpectedly. Zincirleme vuruşlar. Bir izin verirse vuracağım. Ha, gösteriyormuş bana. So you expect me to strike from below, but then I turn the sword and strike you with the other side. Once more. Defend. Now, you try it. Strike from above, then from the right, then slash. The strikes have to follow quickly, one after the other. As soon as one lands, you start the next. You have to keep exactly to the sequence, otherwise it won't come off. Yukarı, sağ, aşağı. Slash from the right. Slash from below. Go. Yukarı, sağ, aşağı. As soon as one below lands, ha, aşağı, sol, aşağı. Right away. Yukarı, sağ. No, no, no. You have to strike me three times. Three times. Try to catch the rhythm. As soon as one blow lands, change the target zone and strike again right away. Don't stop. That's it. Oldu, yaptım. Yes. İşte bu combo çok önemli. Kafasına. Evet. İlk combo'muzu öğrendik. Yukarı, sağ, sol, aşağı. Bunları defterime yazmalıyım. Ama skill'lerden de bakabiliyorsunuz. Bu çok iyi oldu arkadaşlar. Bunları öğrenmek gerekiyor. Yoksa combat şansımız yok. Ganimetleri teslim et. O ne ya? O ne demek bilmiyorum. O yüzden tıklamıyorum. İleri seviye hamleler. İngilizceye döndü nedense. Bana daha gelişmiş bir şey öğretebilir misin diyorum. Ne silah istiyorsun? Kılıçla karşı atak yapmayı. You're a bit cocky, ain't you? All right then, let's see what you can do. If you're as good as you think you are, I'll teach you some master strikes. Heh, master strike. Bunu öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Bununla darmadağın ediyorsunuz rakibinizi. Stand there, take your weapon and fight. If you look like you know what you're doing, I'll teach you a trick or two. Kombatta onu yenmelisin diyor.
bana öğretmesi için. Combo yapalım. Yukarı, sağ, sol, aşağı. Beceremedim. Yukarı, sağ. Yes. Çok iyi. Öğrendik. Bu kombomuz arkadaşlar kafasına yapıştırıyor bir tane. Süper. Hem açıları doğru yapmalısınız hem de kılıç vurduğu anda diğerine geçmelisiniz. Birazcık alıştım. Savunmada level atladık. Çok iyi be. İyi kasıyoruz. Çeviklikte level atladık. Bam. Bu komboya bayıldım. Bunu her yerde uygulayacağız. Süper. Bir sonraki derse hazırım. Seems you're ready for the next lesson. Now, pay close attention. I'll teach you the most important thing. It's good to be able to attack. It's good to be able to fend off your opponent's blows. But the best is when you're able to do both at once. A master stroke is when you parry your opponent's blow and strike him at the same time. Attack me, and I'll show you how it's done. Hem karşılıyor, hem de vuruyor. Süper. I parry and strike in one move. There's no defense against this technique if it's executed well. The thing is to time it right. Block right into your opponent's strike and match your movement to his. One elegant technique and the fight is won. Try it. I'll attack slowly. You parry. Okey, mükemmel şekilde zamanla diyor. Good. Ve vuruyor. Süper. Artık her savunduğumuzda arkadaşlar mükemmel şekilde otomatik karakterimiz karşı tarafa vuracak. Bu şeyi öğrendiği için. Kılıçta da level atladık. Bunları yapmadan neden kombatlara atıldıysam. Büyük cahillik. Gitme. Bu müthiş oldu. Ganimetleri teslim et ne demek bilmiyorum. İdman. Savunma. Şunu da merak ediyorum. Müthiş oldu bu. Artık daha özgürce gezebilirim haritada. Ha bu parayla eğitim. Acemi. Yapıştır. Savunma kastık. Belki orta seviyeye gelmiş olabiliriz. Bir de onu deneyeyim. Can you teach me how to defend myself better in combat? Certainly. I'm interested in more advanced techniques. Var mı orta? Yok. 5 level'da değiliz ne yazık ki. Well. İdman. Bir saniye. Kılıç da mı öğretiyor? Certainly. Aa çok iyi. Bunları atlamışım. All right. 60 gold yapıştır. Now. Kılıçta kastık. Baltayı da öğretsin. Çünkü neden olmasın? Diyalogları atlıyorum. Baltada level atladım. Kılıçta orta seviye yapabilir miyim? I'd like to improve. Certainly. I'm interested in more. All right. Oldu. Kılıçta 5 level'mışım. 180 bastım. Bu şahane oldu arkadaşlar. Deli gibi level atladım. Deli gibi level atladık. Şimdi gidebiliriz kuzeye. Biraz daha. Kendimize güvenebiliriz artık. Avcılıkta. Bir tane bunu vermedim mi ben? Emin değilim. Deri toplayacağız bundan sonra. Mücadelede. Kana sustamış. Rakibinin kanını akıtma şansını artar. Müthiş. Kılıcın ne kadar hasarlı olursa zehirleyebilirsin karşı tarafı. Onu geç. Kan atmayı açalım. Kılıcımı çünkü şahane tutacağım. Savunma. Kusursuz engelleme geldi. Süper. Kafa kolda yenersen silahına daha çok zarar verirsin.
Güzel. Saldırıları engellemek rakibine %15 daha çok dayanıklılığa mal olur. Müthiş bu. Dayanıklılığı biterse staminası rakibin bloklayamaz. Bunlar çok iyi oldu. Kılıç. Komboları açalım mı artık? Bir sürü combo geldi arkadaşlar. Kör kenar. Bunu az önce öğrendim. Bunu abanacağım. Hangisi en iyi bilmiyorum. Bu uzun kılıç için. Biz kısa kılıç kullanıyoruz değil mi? Evet. Bir tane kısa kılıç kombosu açalım. Oha. Şunu açalım. Şunu. Sapla, sol, sağ aşağı. Ya bunların hepsini yazmam lazım yanındaki defterlere. Başka? Kuvvetle level atladık. Dayanıklılık yenilemen. Dövüş sırasında silahı geriye at. Ne demek bilmiyorum bu. Silahı geriye atmak ne demek ya? Bu güzel bir şeye benziyor. Verdim gitti. Ve okeyiz. Okeyiz. Çok daha kendime güveniyorum artık deyip gidip öleceğim. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Buraya fast travel atıyoruz. Karnım halen aç. Yemek bakınıyorum etrafta. Göremedim. Sıkıntı yok. Şimdi. Aslında buraya bile fast travel atabilirim. Ama buralardan geçiyor, biraz riskli. Ben buraya yardırıyorum. Bir dakika falan sürer. 2 dakika. Ve öncelikle okuma yazmayı öğrenelim. Söz verdiğim gibi. Sonra da diğer quest'e bakarız. Diğer quest biraz geriyor beni çünkü bir yandan da yanılmıyorsam bizim kılıcı çalan karaktere bağlı. Onlarla kapışmam vesaire gerekmiyordur umarım. Çünkü hazır değilim. Çok daha fazla pratik yapmam lazım. Gördüğünüz gibi. Ama şey çok iyi oldu. Bu özel saldırıları öğrenmem. İyi bir başlangıç. Kombolar vesaire de çok önemli. Çünkü eritiyorlar beni. Teke tekte bile sağlam bir adama karşı şu anda şansım yok. Buralardan geçen bölüm geçmiştik değil mi? Evet. Yemek gördüm. Zehir atalım yeme. Kömür sektörünü bitirelim. Ne kadar kaldı? Ha, yarılamışız yolu. Atımın eğri de patladı. Onu acaba nasıl tamir edebilirim? Bir de daha kaliteli bir şey alabilirim. Atçılar var arkadaşlar etrafta. Onlara giderseniz hem at alabiliyorsunuz hem at ekipmanı alabiliyorsunuz. Belki birazcık para yatırabilirim öyle bir eşyaya. Geldik. Buralarda şehirler var. Daha doğrusu kasabalar, köyler var etrafta.
İlginç bölge. Artık durmuyorum ilginç bölgelere. İlginç olmayan bölge yok zaten oyunda. Şu manzaraya bakar mısınız? Şahane. Köyü buradan görebiliyoruz. Bayağı büyükmüş bu arada. Çok güzel duruyor be. Uzitz. Mesela burada at satıyorlar. Yanılmıyorsam. Biz şeye geldik ama. Artık fast travel atabiliyoruz. Ben katibe gidiyorum. Öncelikle. Burası bayağı büyükmüş. Ben çok ufak hatırlıyordum. Bir sürü quest var burada muhtemelen. Taverna mı şurası? İnek sembolü var. Çok güzel. Bakar mısınız gerçekten manzaraya? Şahane. Şöyle hiç yardırısım gelmiyor. Aheste aheste gezelim bu köyü. Ve topal birisi var mı diye bakınıyorum bir yandan da. Muhtemelen o kadar göze çarpmayacak. Hop, orada bir olay var. Lord Henry bu işi çözer. Keşke üstüm başım temiz olsaydı. Bu arada miğferimi çıkardı cutscene'de ilk defa. Normalde çıkarmıyordu. Move along, citizens. Move along. There's nothing to see here. That's what you call nothing to see. I'd like to know what something to see looks like. By the keys of St. Peter, this is all I need. We'll have to send word to Sir Hanush. That might not be necessary. Who are you? Çok pis üstüm. Çok pis. In the service of Hanush's Captain Bernard. I'm investigating the attack at Neuhof, and I think this could be related. Well, I'm the bailiff of Auschwitz. And I say we don't want any of that kind of trouble around here. What makes you think this has anything to do with Neuhof? One of the folk at the stud farm recognized someone from Auschwitz among the bandits. We have no bandits or murderers around here. Really? They say you had a limp? Shit. Well, allow me to introduce you to Limpy Lubosch. Or all that's left of him. Hoppa! Burayı sansürlemeliyim arkadaşlar YouTube'da muhtemelen. Adamı duvara asmışlar, organlarını dökmüşler. Özetle. I'll have to take a look around and ask a few more questions, if that's all right with you. You can take this mess off my hands and welcome to it. As for what else there is to find out, I don't know. But look and ask all you like. Topal adam galiba o. Şeyle bağlantılı olduğu için. Suçla. Who was Limpy Lubosch? A poor crofter and a scoundrel. Ha, cutscene'lerde çıkarıyor miğferimi. Sohbet ettiğimde çıkarmıyor. He kept company with all sorts of vermin. He was always getting into some kind of trouble. Punch-ups in the tavern and what have you. How come he limped? He got that from some villainy or brawl a long time ago. Has he been up to anything suspicious lately? I don't know. The last few days he didn't go anywhere. He was home the whole time. But he always kept everyone in the village at arm's length. Did he have any kith or kin in the village? None. A loner he was. I don't know the last time I saw him with anyone. Do you happen to know where he was on the night of the Neuhof raid? I've no idea. He kept his distance from other folk, so you never knew if he was away or holed up at home. When did you find the body? And did anyone see anything? Just now. And nobody saw or heard anything.
I don't know how they could gut him like that without someone hearing him scream. Aa, bir daha bakacağım ben. What's this? Looks like someone's hit him very hard on the head. Could they have bludgeoned him to death and then gutted him? That would explain why he didn't scream. Etrafta delil falan bakalım. Aa, soymuyorum tabii ki de. Uyu mu? Aman, burada uyumak istemiyorum. Çok fena gerçekten. Kapıyı da kapatalım. Hayır, içeride de kalmak istemiyorum. Dışarıdan kapayacaktım. Neyse, keyiflerine baksınlar. Burada arkadaşlar insanları sorgulamak gerekiyor muhtemelen. Mesh. Üstü başı çok humble service to you. Pis bu adamın. Neden? I've come in the name of Sir Hanush of Lipa. Of course, ask away. Do you know anyone Lubosch used to spend time with? Relatives or friends? He was a loner. He didn't even have any mates in the tavern. Do you know what Lubosch was doing the day Neuhof was raided? Not a clue. Have you noticed anything suspicious recently? Well, now I think of it, I hadn't seen him around for a while. No idea where he was skulking. That man Lubosch who was murdered, what was he like? He was a drunk who was... That's all. Thank you. Kaç kişiyle konuşmam gerekiyor burada? God alone knows where he got to. Lumir. What's that but a guilty conscience? And what did Betty have to say? I don't know him well, but that don't sound much like him. Buna da konuşalım. Good health to you. I've come in the name of Sir Hannah. I don't know anything about it, but ask all you want. Have you noticed anything suspicious? Come to think of it, he was in church yesterday. Dün kilisedeydi, rahiple konuşuyordu. Okay, rahibe gidelim. Profession. I was wondering what he was up to take to the faith all of a sudden. But I suppose no sin's too dark for God's mercy. Aynen, rahiple konuşacağız. Thank you. Take care now. Bu arada güneş batmadan şeye de gitmek istiyorum. Muhtemelen burada birkaç gün takılacağız arkadaşlar. Bir tane taverna bulalım. Orada uyuruz. Şeye dönmeyeceğim. Bizim şehre dönmeyeceğim birkaç gün. O süre zarfında da okuma vesaire öğreniriz burada. Çünkü bam diye öğrenmiyorsunuz. Birkaç gün sürüyor diye hatırlıyorum. Ders almanız gerekiyor. Düzenli ama bu kasaba çok tatlıymış. Hoşuma gitti. Katip burası. Hatta şey var. Tüy sembolü var kapısında. Şuraya park edelim. Atı da hiçbir yere bağlamıyoruz. Burası mı? Aa, pardon. Emin değilim. Kadın geziyordu orada. Katip burası mı? Emin olamıyorsunuz. Haritadan hiçbir şey anlaşılmıyor. Burası evleri ya. Burası değil. Ofis değil burası. Yo, orası. Tabela burada. O zaman bu bina. Bu mu katip? Hayır, köylü. Kapandı. Kapandı. Yetişemedim. Neyse, burada taverna buluruz. Sahiple konuşuruz. Acelesi yok. A'ya gitmemiz gerekiyor. A. Burada demek ki. Enteresan. Aynen, içerisi burası. Sıkıntı yok. Gidip şeyle konuşalım, rahiple. Sabah geliriz buraya. Ve taverna da şurası muhtemelen. Orada uyuruz akşam. Hiç tavernada uyumamıştık. Kilise.
Ben ne görmüyorum? Ha burada. Kocaman kilise. İnşaat halinde. Burası kapalı değildir herhalde. Açıktır 24 saat. Yes. The blessings of our good Lord be with you, Father. I'm here in the name of Sir Hanish of Lipa, investigating the massacre at Neuhof, which seems to be connected to a murder here. Can I ask you a few questions? It seems Sir Hanish is employing children as investigators. But ask as you wish, boy. I hope this nasty business will be cleared up quickly. Did you know Lubosch? What was he like? Bit of a lost soul. Simple, rough fellow, but at heart I don't think he was such a bad person. Did you notice anything suspicious recently? My child, all sorts of suspicious things have been going on recently. People like Lubosch don't know what to do about it, and sometimes they do stupid things. That's really not a lot of help to me, Father. I'm sorry to hear that. Do you know what Lubosch was doing on the day Neuhof was raided? Unfortunately, I do know. And I'd like to help you with your investigation, but I can't. What? I'm bound by certain vows that forbid me to tell you. Vows more important than catching dangerous murderers? There are laws of God above the laws of man, son. And one of those is the sanctity of the confessional. Father, surely you can't be serious. There must be situations in which you can make an exception. There are things that apply always, no matter what the circumstances, and this is one of them. Keşke üstüm başım temiz olsaydı. Bunu deneyeceğim. 9 artı 2 fena değil. For heaven's sake, Father. Ama emin değilim. Can you really look me in the eye and tell me that when you know you gözlerime bakar mısın diyor. Kafam zırh var, başarısız. If I broke that vow, the consequences would be much worse than if I didn't. Maybe not immediately. But one day, the mills of God grind slowly. Father, Lubosch was my only lead to the Neuhof raiders. Only he could tell me who was responsible for that massacre. If I don't find out who it was, it will probably happen again. Surely you wouldn't want that. I wouldn't. But I can't betray the sanctity of the confessional. I'll tell you what. Give me some time and I'll try to think up some way of helping you. Tamam, buralarda takılacağız zaten. In the tavern, over a cup tavernada içerken mi konuşabiliriz? All right. Thank you, Father. Nasıl bir peder bu? Bakayım, güzelmiş içerisi. Burada ne var? Bilmiyorum. Önce ben çıkıyorum. Ve tavernaya gidelim dedi. Zaten ben de oraya gidecektim. Kocaman şehir burası. Tüccar var bir tane. Zaten meyhaneye gidecektim. Haydi gidelim. Fırıncıyı keşfettik. Bunların hepsi kapalı şu anda. Ha, tavuk kümesi mi? Bu ne yapıyor? Tarım mı yapıyor küçük yerde? Enteresan. Bu arada yolu kaybettim. Ara sokaklarda kaybolduk. Yes, buldum. Kiralık yerler keşfettin. Biraz yemek gömelim. Bu arada domuz işareti geldi aşağıya. Aşağıya çok yedim. Negatif bir etkisi var bunun. O kadar yememeliyim ama aksiyona girmeyeceğim için sıkıntı yok. God save you. What can I do for you? Buralarda neler oluyor? Indeed there is. Just last night, Father Godwin was here, calling fire and brimstone down on old Gertrude, the herb woman. He's not one to make a fuss over some trifle either. Peder enteresan bir karakter. Around here, you should hear about what Vashek the groom has been up to at the stables. When the head groom told the lads here, they fell off their seats laughing. Uyuyacak bir yer. Tamam, burada uyuyabileceğiz arkadaşlar. Ama pederi bekleyelim.
Her köyün de işkence şeyi var bir tane. Böyle. Domates atmışlar çürümüş yerde. Ha, bir iki saat bekleyelim o zaman pederim. Şöyle bir saat. Tokluğum 103 aynen. 100'ü geçerse negatif etkisi oluyor. Sabaha doğru sindiririz ya. Akşam olunca rahiple meyhanede buluş. Bence akşam oldu. Yıldızlara bakacak olursak. Otursam gelir mi? Bir tane bira alabilir miyim buraya? Bu arada kitap okuyabiliyoruz burada otururken. Ama daha öğrenmedik. Nerede peder? Şeyi de çok merak ediyorum. İtibar geç. Level atlamışız ana seviyede. Buna bir bakalım. Bir sürü şey açılmış. Yabani nedir? Yabandayken artı bir güç, çeviklik, zindelik, konuşma bonusu. Ya da kasabalı. Kasabadayken bonus. Kasabayı alalım. Bu güzel. Kaşif 2 de çok iyi. Ben kasabalıyı alıyorum arkadaşlar. Çünkü diyaloglarımız genelde kasaba ve çevrelerinde geçiyor değil mi? Questler vesaire. Yabanda. Ama güç ve çeviklik, zindelik de veriyor. Yabanda bunlara sahip ama turnuvayı düşün. Turnuva şehirde. İkisi de iyi arkadaşlar. Birini seçebileceğiz o yüzden. Güç, çeviklik, zindelik, combatla ilgili şeyler. Konuşma bonusu ama çok güzel. Ben kasabalıyı seçeceğim. Çünkü kasabalarda da kapışacağız. Verdim gitti. Mücadele. Ben şeyi de kasmak istiyorum. Neden gelmedi bilmiyorum. İnsanların konuşma yeteneklerini neden göremiyoruz? Konuşmada 6 level olmuşum. Aynen bunu açmak istiyorum. 8 olmalıyım. 2 level daha kasmalıyım. Kasabalı. Şu anda bir sürü bonus geldi bana. Rahibin geleceği yok. Başka tavernaya mı gitti? Satış koydu bize. Sipariş vermek istiyorum diyor. Garsona mı benziyorum? Quest'i okuyalım. İsteğe bağlı akşam olunca rahiple meyhanede buluş. A tuşu. Evet buradayız. Burada değil arkadaşlar. Meşale yakayım bakalım. Şöyle aydınlatayım. Köylerimize. Kahya. Jesus Christ be praised. Bu sabah konuştuğumuz adam. Soracağım bir şey yok. Açıkçası bilmiyorum. Opsiyonel diyor. O yüzden konuşmak istiyordum. Kiliseye doğru gidelim. Belki yoldadır. Yok, burada da değil. Nerede bu adam? Mezarları kazabiliyor muyum? Yok, o kadar da değil. Enteresan. Yani yanlış bir şey yaptığımı
Zannetmiyorum. Yeni zarlarımızla burada kumar oynayabiliriz de. Şimdi yeni geldiğim şehirde hileci olarak yakalanmak istemiyorum. İçeride oturuyor olabilir. Of, içeride oturuyormuş ya. Geldim. İçeriği görmedim. Benim hatam. O kadar hava güzel, niye insanlar içeride oturuyorsa? I'm sorry I can't tell you everything. But maybe we can work something out. But first I'd like to hear something about you, my son. With whom do I have the honor? Where are you from? Süre var seçimlerde. Skelet diyelim. Rahibin güveni kazan. Peki. O zaman dürüst olalım. I'm sorry. What about your kin? They're dead. One beer for me. Well, I'm sorry to hear that. Here. We'll drink to them. It must have been terrible. It was terrible. It seemed so pointless. We had no warning. They just appeared and began the slaughter. God knows why. They killed anyone who didn't make it to the shelter of the castle. My parents, my girl. Even the Deutsch who was on Sigismund's side. I didn't make it to the castle. I wanted to try and help my parents, but there was nothing I could do. Then I fled to Taunberg with the Cumans on my heels. They almost killed me. They slaughtered people in the surrounding villages. There was a pile of bodies in front of the church in Rovno. Kafamda mihver varken bu diyaloglar çok komik oluyor. Çıkarmam lazım bir sonrakine. My poor child. May God grant them eternal rest. And how did you come to get this assignment? I'd have expected Sir Hanish to send that old grouch Bernard. He did, but I found a witness and the trail led here to Ujit, so he sent me here to follow it up. Ah, well, congratulations. It's nice to see someone using their head to find things out instead of torture. We'll have to drink to that. Now the most important thing. What actually happened at Noyal? The good folks hereabout are saying all kinds of terrible things, but I take most of it with a pinch of salt. The rumors aren't exaggerated this time, unfortunately. The Neuhof stud farm was raided by bandits, but they didn't come to pillage or even take the horses. They only wanted to kill. They maimed the horses and slaughtered some people. I'm sure they would have killed more, but the bandits quarreled among themselves and broke off the attack. And judging by what's left of our Lubosch, they're still settling accounts. I see it's every bit as bad as people claimed. Dreadful. Well then, here's to those poor souls who had to die so pointlessly and so terribly. I've told you all about me. Now it's your turn, Father. You don't look much like our parish priest at home. Well, we've had an agreeable chat, but now let's get down to business. So, about this confessional seal. Do you really want more innocent people to die? Henry, that's not how it works. There are matters in which you can't make exceptions, because if you do it once, you'll forever be tempted to do it again. If people stop believing in the church because their confessional secrets are betrayed, they won't trust anyone, and that's worse than even the most hideous crime. Neyse etsek. I understand, but that means I've reached a dead end. Those cutthroats will strike again, and I can't stop them. Chin up, lad. I might have a solution. What? If I tell you what Lubosch told me, I'd be betraying the confessional secret. But, first thing tomorrow, I'll try something I think might help you. Word of honor? On my soul. I always wondered about the things a priest tells his congregation. Where on earth do you get the ideas for your sermons? Well, Ujits isn't Prague. It's not enough to instruct people. They have to be entertained, too. If I only read from the Bible, I'd soon be preaching to an empty church. Our priest wasn't exactly a bard. So what do you preach to your flock about? It has to be something topical. Condemning vices. And of course, describing them in detail. A tongue-lashing about the two popes goes down well these days. And stories from real life, with a nice moral to them, are popular as well. Especially if they're about fornication and similar scandalous vices.
Can you give me an example? Well, recently a priest by the name of Jan Hus started preaching in Prague, in the Czech language, and the people liked it. I hear he always has a full house. A journeyman who heard him told me what Hus is preaching, and I like the sound of it. I'm thinking about putting it in my own repertoire. What's so amazing about it? The preaching of Master Jan Hus about Mother Church. The lamentable wealth in which the church is drowning has turned to poison, and nearly the whole of Christendom is contaminated. Just like a flock of hungry ravens, they settled on this land to devour every grain of gold and silver. They know no mercy. Their hearts are corrupted by longing for wealth. Biri bana bir içki getirebilir mi? Çok konuşacağız gibi duruyor. İçecek bile getirmediler bana. You want to steal and murder? Boğazım kurudu gerçekten. What if the devil himself were to pay? Would he ascend to heaven too? With such money gained from the poor, they buy beautiful horses to ride and needless servants to pamper them. They gamble at dice and dress their whores in expensive furs. While Jesus Christ walked barefoot and had no place to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor. For you are seen by God and his people too. Amen. Well, this Jan Hus character is quite a rebel. Ama saptırdılar konuyu arkadaşlar. I don't doubt it. Çok saptık onu. Adam her şeyi içiyor. Sarhoş olacağız bu arada. İçki de kasıyorsunuz oyunda. Şu anda dayanıklılığımız hiç yok. Look at me. I don't have a pot to piss in. I'm no better off than the folk I preach to. I'm one with them in poverty and suffering and everything that troubles them. I drink with them and curse those stuffed habits in Sasal Monastery. Yeter bu kadar vaaz diyeceğim. Konuşmak istemiyorum Thanks bu adamla. Thanks for the sermon, but I think I've been morally uplifted enough. Oh, it's getting quite late. What are your plans, Father? What do you suppose? We have a drink, of course. Okay, birazcık that sounds like a good plan. Kasmış oluruz. I knew you wouldn't let me down. İçki tarafında. Aynen, level atladım. Enough of this. Bailiff, come on over here. Sit down and have a drink with us. Don't vex me again, Father. Adam sopayla gelmiş. 3 hours past dusk, and curfew is long gone. So what? So I'll have you all whipped and put in the stocks, and I'll write a letter to the bishop about you, priest. Well, nothing to worry about then. Everyone knows the only one around here who can ride is me. Enough, men. Throw them out. Wow. You looking for a fight? Hayda, kapışıyor muyuz? Henry, back me up. Benim halim yok ya. Kapışacak halim yok. Sarhoşuz. Okay, kapışmamız gerekiyor. Adamı darmadağın ettim. Başarısız mı oldu? Yardım ediyordum. Hayda. Ne? Bir saniye, bir şeyler döndü. Hayır. Böyle bitmesin ya. Şahane bir questti.
Neden böyle bitirdi? Yapma bunu oyun. Yardım etmedim gibi saydı. Load yapmam gerekecek bir yerde. Hayda. Load yapıyorum arkadaşlar. Niye öyle yaptı bilmiyordum. Bilmiyorum. Ve rahip ne diyecek bana? Çaresiz bir hale soktun. Hayda. Buraya kadar şahane gelmişti. Nerede acaba Load? Ratay değirmeni mi? Save yapmamış arkadaşlar. Çok üzücü bir şekilde negatif bitti bu quest. Çünkü bir saat önce save yapmış. Evet, oyun bizi üzdü burada. Buraya kadar harikaydı. Adamı sanki savunmadık gibi şey yaptı. Ve patladı quest'i. Okay, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çok üzdü. Çok üzdü. Rahiple kanka olup başka questler de yapabilirdik muhtemelen. Ama hiç save atmamış ya. Böyle şeyler oluyor ne yazık ki. Kaydet değil, yükle dersem. Gidişat 5. Atmamış save. Ratay değirmeni. Sabah bu. Sabah kalktığımız şey. Hiç quest'i yaparken şey atmamış. Çok çok enteresan. Yapacak bir şey yok. Uyuyacağız arkadaşlar burada ve sizlere veda edeceğim. Gerçekten üzdü. Çünkü hatırladığım kadarıyla o şeyin başka quest'leri de oluyordu. Pederin. Onları falan yapıyorduk ileride. Yani bu quest'te çok daha keyifli bitiyordu. Tam da kazanmıştık güvenini. Demek ki kavga çıktığında yanında durmam gerekiyordu. Biraz mesafe katınca araya. Ya da onu dövmüş de olabilirler. Üzdü. Haydi yatalım. Save yapmamış olması da çok enteresan. Çünkü quest'te ilerledik, ilerlemedik mi? Quest'te ilerledik, pederle konuştuk vesaire. Ama otomatik save atmamış. Başa sardı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sabah şey yapamam. Load yapamam. Sırf bunun için. Ve galiba uyuyamıyoruz da şu anda. Çünkü taverna kapandı. Burada yağmurun altında beklememiz gerekecek gibi bir his var içimde. Taverna kapandı. Görev veren mi? Koşamıyorum da sarhoşum. Kiliseye sığınalım. Bu görev veren. Belki ilişkimiz düzelir ya. Belki düzelir. Kilisede yatak var mı? Kafam çok iyi çünkü şu anda. Özel bir bölgedesin. Ups. Girdim mi? Evet, yapacak bir şey yok. Saat geçireceğiz. Sabaha kadar kilisede bekleyeceğiz. Çünkü tavernaya giremiyorum. Çok geç oldu saat. Kapatmışlar gibi duruyor. Evet, burada yavaştan sizlere veda ediyorum arkadaşlar. Yarın okumayı yazmayı öğreneceğiz. Ve bu quest'e bir şekilde devam edeceğim. Gerçekten üzdü. Rahibin quest'ini bitirememiş olmamız. Onların hepsini tokatlayacaktık. Ve yaramazlık yapmaya devam edecektik Rahip'le. Ama
Buglar oluyor oyunlarda. Yapacak bir şey yok. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.